oğlum. Her ne olduysa oldu. Şimdi bana her şeyi tane tane anlat ki ne olup bittiğini araştırayım. Ona göre bir hal çaresi bulayım. Sakin sakin. Ben sizin yan yana olmanızı istemiştim. Siz o kadar kötüydünüz ki başıma bir şey gelirse dayanamaz barışırsanız sandım. Arabayla ufak bir kaza yapmak istemiştim. Halamdan gizlice arabasını aldım. Bir direğe çarpacaktım. Karşıma bir adam çıktı. Panikle fren yerine gaza bastım. Tamam oğlum. Kaza yapmışsın işte, isteyerek değil. Sen bir kendine gel. Her şeyin çaresi bulunur. Anne. Adamı ezdim. Ömer kimse gördü mü? Kalabalık bir yerde miydi? Ana cadde değildi. Polis çevirir diye. Ara sokaktı. Bunca da korkup kaçtım. Ölüp ölmediğini bilmiyorsun ama değil mi? Öldü baba. Tamam peki. Araba nerede? İki alt sokağa bıraktım. Hurşit. Şu arabaya gidin bulun bakın. Durumu nasıl? Şimdi arabanın durumunun silahsini hazır. Ana arabaya bir bakalım. Arabanın durumundan adamın nasıl durumda olduğunu öğrenebiliriz diye söylüyorum. Uşağımın niyeti iyiymiş. Niye kötü bir şey olsun? Ana, iyi niyetten her zaman iyi şeyler doğmuyor. Biz kendimizi kötüsüne hazırlayalım. İyisi olursa seviniriz. Kimsenin haberi var mı? Halanları söyledin mi? Merve'ye söyledim. O söyleyecekti. Halam? İyi misin? Canım. Hala özür dilerim. Yok bir şey oğlum. Sen iyisin ya çok şükür. Dayı, özür dilerim. Benim hatam. Ne alakası var lan seninle? Dayı, Ömer Merve'ye söyleyince ben de o yol üzerinden geldim. Polisler vardı. Kaza var diye gelmişler. Sordum hayırdır, bir şey var mı diye. Ambulans alıp hastaneye götürmüş. Adamın durumu ağırmış. Kurtulamayabilir. Hastaneye git. Kimmiş? Neyin nesiymiş öğren. Mahalleye bakın. Gören, eden, kamera falan var mı? Emredersin. Ben arabayı alıp getireyim mi buraya? Getir.
Baba adam ölse de kalsa da neticede ömrüne ehliyeti yok. Acaba ehliyet olan biri mi üstlensin? O sonraki konu hazır Ali. Ben katil oldum. Uşağım, sen adamın üstüne bilerek mi sürdün arabayı? Babaanne, böyle bir şey neden bilerek yapayım? Kaza durda. Hastane masraflarını öderük. Gider özür dileruk, helalı kavuruk. Hazır'ın dediği gibi adamın durumunu bir öğrenelim. Babaannenin dediği gibi ise bir hal çaresi bulunur. Yeter ki adamcağız hayatta olsun. Ömer. Hadi oğlum yukarıcık. Şu elini yüzünü bir yıka, üstünü başını değiştir. Kendine gel. Gerisini hallederiz. Lütfiye. Baba özür dilerim. Kaderden kaçırayım dedim. Kazaya yakalandım. Senin kazan benim kaderim oğlum. Hep bizi mi vuracak Hızır? Ne yapacağız? Bir yolunu bulacağız. Görüyorsunuz Hızır. Kaçamıyoruz işte. Oğlum gelsin. Yurt dışına kaçın. Size bir şey olmasın. Nasıl bize bir şey olmasın? Planda bir değişiklik yok Meryem. Bugün gidecektiniz. Olayı öğrenelim. Yarın gidersiniz. Nasıl gideriz Hızır? Adam öldüyse nasıl gideriz? Meryem, ölmediyse hallederiz. Öldüyse bir çaresine bakacağız. Nasıl bir çare? Biri kazaya üstlenip girip yatacak. Yapma. Bunu oğluna yapma. Ne yapayım Meryem? Oğlumu kendi ellerimle teslim edeyim, içeride bitirsinler mi? Ya da Nevzat'la pazarlığa mı oturayım? Kızıma karşılık oğlumu bağışla diye. Söyleyin işte. Dayı. Haber vereyim dedim. Başımız sağ olsun. Yaralı arkadaşı kurtaramamışlar. Mahalleye git.
Söylediklerimi iyice öğren gelin işte. Tamam dayı. Nevzatçım, bana teşekkür etmeye mi geldin? Bildiğinizi Hızır'a anlatmadığınız için mi teşekkür bekliyorsunuz Ünal Bey? Mürsel'in işini bitirip seni büyük bir beladan kurtardığım için çok büyük bir teşekkür hak ediyor. Ama önemli değil. Anladığım kadarıyla Hızır Mürsel'in anlattıklarına inandı. Bir tek Mürsel'in değil. Bir zamanlar yardımcın olan adamın da. Tabii sizin de Asım'ın söylediklerini iletmeniz etkili olmuştur. Nevzatçım, Hızır'a bunun bir kaza olduğunu, araştırmaların neticesinde senin adamının istemeden böyle bir şeye sebebiyet verdiğini, senin masum olduğunu ifade ettim. Ama sen Hızır'ı benden daha iyi tanırsın. Neticede Hızır senin projen. Evet, benim projem. Çakır Bey'le ailesinin bugüne kadar gelmesini ben sağladım. Ama niçin? Devletimizin çıkarları için. Hızır'ın kızının ölmesine, Zeynep'in ölmesine ben de çok üzüldüm. Ama sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Hızır'ın bu işten çekilmesi demek masanın kontrolünün tamamen başkalarına geçmesi demekti. Ve bu çok daha büyük bir felaketti. Nevzatçım, insanlar ölür. Biz silah satıyoruz. Bu silahla insanlar ölüyor. Kadınlar ölüyor. Çocuklar ölüyor. Ama biz öyle istediğimiz için değil. Doğanın kanunu. İnsanlar doğar, insanlar ölür. Kızım öldüğünde ben bir bedel ödediğimi düşündüm. Hızır'ın kızı öldüğünde Hızır'ın bir bedel ödediğini düşündüm. Kızımın intikamını almak sadece öfkemin dinmesine sebep oldu. Yaptığım işte stratejilerimin değişmesine değil. Ama Hızır benim gibi biri değil. Yani siz onun intikam duygularıyla hareket etmesini destekliyorsunuz. Aksine desteklemiyorum. Masanın da desteklememesi için ne gerekiyorsa yapıyorum. Uzun zamandır da bunu Ekrem üzerinden yapıyorum. Hızır'ın masada kontrolü kalmadı. Ama bu demek değildir ki biz ne dersek diyelim, Hızır sana karşı duyduğu öfkesinden feragat edecek. Ne yapabilir Ünal Bey? Eğer siz hep beraber bu kanaatte değilseniz, Hızır ne yapabilir? Beni mi öldürecek? Zamanında siz denediniz, öldüremediniz. Hızır mı öldürecek? Daha önce öldürülmene Hızır engel olmuştu. Bu sefer benim engel olmamı istiyorsun. Nasıl bir anlaşma yapabiliriz Nevzat Bey? Bana onu söyle. Masanıza gereken desteği verdim. Masa olarak
Hızır'ın yanında yer almamak için siz benden ne istiyorsunuz onu söyleyin. Bunu da yanlış anlamayın, ölmemek için değil. Hala devletimizin stratejilerine uygun olduğunuz için. Hızır'ın ilkelerini ve prensiplerini biraz gevşetmek zorunda kalacağız. Ekrem bunun üzerine pazarlık yapıyor. Uyuşturucu ve örgütlere silah satışına biz onay vermeyiz. Bence de vermeyin. Ama Ekrem diyor ki uyuşturucuyu uzak ülkelere, silahı da Türkiye'ye doğrultmayan örgütlere satarız. Olur biter. Hızır Ali ile bizim durumumuz ne olacak? Hiçbir şey. Evleneceksiniz. İyi de sen demedin mi Çakır Beyliler bitti? Devletle düşman olan aileye kız mı verilir? Devletle düşman olan aileye verilmez. Ama Ceylan devletle düşman değil. Eğer devlet Çakır Beyli ailesini yok ederse Ceylan'ın oğluna karışılmayacaktır. Ceylan'la kötü olmamak için bir çeşit jest diye düşün. Ceylan'ın böyle bir durumda gücü kalır mı ki? Bu kadar ölüme sessiz kalıyorsan hala devlete sadık birisindir. Ve bunun da ödülü olarak güçlendiriliriz. Nevzat varken. Bir de o kısım var. Nevzat yoksa yine Çakır Beyli ailesi yok demektir. Ve devlet içinde Ceylan daha güçlü olacaktır. Baba bu savaşın ortasında ne yapmamı istiyorsun? Hızır Ali ile evlenmemi mi? Evet. Hızır Ali'ye diyeceksin ki hemen evlenmeniz lazım. Eğer benimle evlenirsen babamın gücü devletin gücünü alt eder. Ve hiç kimse size bir şey yapamaz. Gerçekten bu kadar güçlü müsün? Bırakmayacaksın. Dayı yalnız kalmak istiyorum dedi. Ne derse desin. Kendine bir şey yapabilir. O yüzden senden tek istediğim yanından asla ayrılmayacaksın. Anladım dayı. Dayı araştırdık. Düzgün, normal, halkım insanı. Ne diyeymiş? Karayollarında işçiymiş de. Ama aile öyle dava gidecek bir aile değil. Eğer biz destek olursak onlar da bizi anlayışla karşılayacaktır. Yalnız işin hukuki kısmı sıkıntılı dayı. Ömer biraz yeter. Hem ehliyeti olmadığı için hem de vurup kaçtığı için. Reis ben gider yatarım. Temiz birine gidip yapması lazım. Hanginizi söylesem infazınız yanacak, iki katı yatacaksınız. Baba benim burada sicilim temiz. Anlamıyor musunuz oğlum beni? Ben Ömer'in kabahatini biri üstlensin derdinde değilim.
ailemin herhangi bir ferdinin içeri girmesinden dolayı bunu sürekli kullanacaklar. Beni köşeye sıkıştıracaklar, tehdit edecekler, şantaj yapacaklar. Bunu halletmenin derdindeyim. Yoksa oğlumun elinden tutar götürür teslim ederim. Ne zannediyorsunuz beni? Garibanı ezip kendi evladımı gözeteceğim mi zannediyorsunuz? Öyle bir adam gibi mi duruyorum orada? Bu Ercan'ın yanacak bir infazı yoktur. Reis, hem bizimle alakalıdır hem de o kadar da değildir. O kimmiş girip yatacak ailemiz için? Benim buraya aslan gibi kocam var. Yeter. Benim yanıma yattı. Biraz da Ömer'in yerine yatsın. Abi, müsaade ederseniz. Neticede ben de bu Ali'nin evladıyım. Şoför olduğum da biliniyor. Reis, Adnan doğru değil. Hatta ondan önce Lütfiye. Aynen dayı. Gurur duydum bacanak. Peki. Götür bacanağını teslim et. Emredersin dayı. Seni Ömer'den ayırt etmem. Ama hiç olmazsa sen içeride kendini koruyabilirsin. Hiç kimseye güvenme. Sen merak etme abi. Bana bir şey olmaz. Sana bir şey olmaması için zaten elimden geleni yapacağım da. Bana bir şey olursa diye helallik istiyorum oğlum. Helal hoş olsun abi. Sen de hakkını helal et kızım. Hangisini? Eğer Adnan içeri girsin dediğimi değilsen, onda bir şey yoktur. Biraz nam yapsın da, kapının önünde direğe çıktı hadi. Benim de bir gururum var. Bizim ailenin erkekleri delikanlıdır da, kadınları ondan bir fazlası. Aileyi öğrendin mi? Öğrendim yenge. Aileye gitmemiz lazım. Tamam Meryem. Anamı da al. Adnan bizim oğlumuzdur. Bir kaza yapmıştır deyip gidin. Hatice'yi de alın. Ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılasın bundan sonra. Bu işten o sorumlu olsun. Yenge. Müsaadenle. Adnan. Özür dilerim. Olur mu şey yenge? Abla. Ağlama artık da, tamam. Tamam anne, gidiyoruz. Neredeymiş? Belirdeymiş baba. Sesinden anladığım Hasan Bey'den bir şey çıkmamış. Çıksaydı şaşardım zaten. Haberleri iyi değil Hızır. Ne dedi Hasan Bey'in?
Hızır'ın kaybı için üzgünüm. Bu bizim planladığımız bir şey değil. Gereken ceza verilecek. Ama bir mücadelenin içindeyken Nevzat'ı görevden almam söz konusu değil. Neymiş gereken ceza? Maaş kesintisi mi? Hızır, bunu başka bir yolla çözmeye kalkarsak çok ağır darbe alırız. Ki becerebileceğimizi de düşünmüyorum. Kimi öldürmeyi beceremedik Ceylan abla? Seninle girdik, CIA'ya indirdik. Nevzat denilen adam bunlardan daha mı iyi korunuyor yani? Bir, şu an muhtemelen öyle. İki, o CIA'ydı, düşmandı. Sonrasında da devletimiz arkamızda durdu. Bu sefer arkamızda kimse olmayacak. Arkamızda olanların hepsi de karşımızda olacak. Evet, doğru, olacaklar. Mesela Ömer'i öldürecekler. Ömer'e gelene kadar abi. Ömer'e bir adım var İlyas. Bir şey mi oldu amca? Ömer kaza yapmış. Nasıl bir kaza? Trafik kazası amca. Birinin ölümüne sebep olmuş. Bunu şimdi mi söylüyorsun Hızır Ali? Ben istemedim. Nevzat o kadar alçalamaz Hızır. Ne kadar alçalır Ceylan? Evlatlarımın arasında yaş sınırlaması mı yapacak? O anlamda söylememiştim. Çok üzüldüm. İyi işte abi, sen yengemle zaten Ömer'i göndermek istemiyor muydun? Uçağa bindir gönder gitsinler. Uçağa binmeden araştırma yaptırıyorum. Kayıt var mı, şahit var mı? Adnan teslim olacak. Amca, Nevzat işini ötelesek mi? Şimdi bu Ömer meselesini öğrenince peşine düşer işin can simidi diye. Tam da onunla ilgili benimle pazarlığa oturacak. Ama ben hiç kimseyle pazarlık etmeyeceğim. Hele de ailemle ilgili. Toplantı isteyin. Eğer masanın senden yana olacağını düşünüyorsan Ünal buna izin vermeyecektir. Ben de bunu öğrenmek istiyorum. Kimler yanımda? Kimler yanımda değil? Planda değişiklik yok. Anladın Alp Aslan. Fahri Bey kardeş, ben sana yapmayalım demiyorum. Hatta ben sana en kral bombayı yapayım. Ama Hızır Reis duyunca ne diyecek? Benden habersiz Nevzat'ı öldürdünüz demeyecek mi? Desin, ne önemi var? Eylemi biz yapmış oluruz, cezasını da biz çekmiş oluruz. Gerekirse ölürüm demiyor muydun Sermet abi? Çakır Bey'le ailesinin başka kurtuluşu yok beyler. Biz Nevzat Bey'i öldürdükten sonra bunun reislerin kararı olmadığına belki Ceylan abla devleti ikna eder. Fahri abinin de, benim de, Seçkin'in de, Nevzat Bey'le birebir hukuku var. Bizi aldattığı için yaptığımızı söyleriz. Neyse yatarız. Neyse yatarız dediğin? Müebbet. Belli ki dışarıda yapacak çok bir şey kalmadı Reha. Yok babam gibi içeride çürümeyeceğim diyorsan hakkındır. Bir şey demem. Fahri abi, biz bir şey söyleyince niye dönekmişiz gibi oluyoruz? İyi düşünelim diyorum.
İşi bitirdikten sonra yurt dışına kaçamaz mıyız? Biz vatan haini değiliz Reha. O dediğin belki eskiden normaldi. Ama şimdi sadece ihanet edenler kaçıyor. Tamam. Neyse o. Anladığım kadarıyla Alparslan abi de bilmeyecek. Kimsenin bilmesine gerek yok. Ben biliyorum. Emir veren benim. Bu iş bitecek. Ne zaman abi? Reis toplantı koymuş. En müsait zaman bu akşam. Yokluğumuzun fark edilmeyeceği başka fırsat bulamayız. Takip fırsatımız var mı bu Nevzat'ı Fahri Bey kardeşim? Var. Çünkü görüşmek isteyeceğim. O zaman oldu bu iş. Sen nasıl bir bomba istiyorsun bana onu söyle. Bomba istemiyorum. Selda. Allah aşkına böyle bir zamanda ne evlenmesi? Aşkım. Benim zaten acele etmediğimi biliyorsun. Ben sadece ailemiz için başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Tamam da acele ediyorsun işte. Sen babana ne diyeceksin, ben babama ne diyeceğim? Bak şimdi, beni iyi dinle. Ne sen babana bir şey diyeceksin ne de ben. Benim her şeyden haberim var. Hatta senin bildiklerinden fazlasından haberim var. Eğer Nevzat Bey bir şey olursa ailenin tek kurtuluşu bizim evli olmamız. Nasıl bir kurtuluşmuş bu? Nevzat'ın bittiği yerde arkanızda birinin olması lazım. Ceylan abla artık yetmez. Ancak babamın gücü devlete dur diyebilir. Daha önce de amcanları yarım saate çıkarttığını biliyorsun. Niye böyle birlik yapmak istesin ki? Ben kızı olduğum için olabilir mi? Sen daha önce de kızıydın. Ama seni kovmuştu. Eğer biz evlenirsek... kendisinin bu olayın içinde olmadığını ispat etmek için mecburen savunacak. Selda ne var biliyor musun? Bunları sen mi düşünüyorsun? Yoksa baban mı sana bunları söyletiyor diye? Gerçekten şüpheye düşüyor. Bir şüphen varsa söyle. Babamın dediğini yapayım. Senden ayrılayım. Gel buraya, gel. Gel buraya. Köyün nikahı olacak, haberin olsun. Geçerli değil mi? Geçerli, geçerli. Soyadım Çakır Beyli mi olacak? Mecburen. İyi hadi. Muhtarım.
Hadi. Nedir bu başımıza gelenler? Anlamıyorum ki Emine Hanım. Hayriye Hatun. Sen hele bir bana söyle. Bu yurt dışı meselesi. Ömer bu kazayı yaptı diye mi çıktı? Yoksa Hızır başka bir plan mı yapıyor? Ne planı yapacak uşağım? Plan yapmaya mı hali var? Ne bileyim. Bu devlet adamı olan var ya. Onun üstüne falan gidecek diyorlar Hızır için. Hele bu Ömer'in kazasından sonra. Bir planı varsa da hiçbir şey yapmaması lazım. Ben anlamam senin dediğin işlerden. Benim torunum yenmiş. Sen bana diyorsun ki uşağın yanmasın. Nasıl yanmasın? Babadır da. Haklısın. Canım, sana da geçmiş olsun. Hı? Diyorum ki sana da geçmiş olsun Lütfiye. Bir şey yok. Geçer. Ne olacak? Ömer için o da yatacak. Ben de yatarım. Ah Merve, bana niye bunu geceden söylemedin? Resmen ben yaktım çocuğun başını. Hatice abla, seninle ne alakası var? Bir kazadır olmuş. Kaza tamam da... ben tedbirsizliğe kızıyorum. Taziye evine haber gönderildi mi? Geliyoruz diye. Haberleri var. Da Adnan yaptı diye biliyorlar. E daha niye götürmeye takmış Meryem ablam Ömer'i? Ya oraya derse bu işi ben ettim diye? Anne. Ben gelip o insanların yüzüne nasıl bakacağım? Pişmanlıkla bakacaksın. Üzüntüyle bakacaksın. Bir ömür boyu unutmamak üzere bakacaksın. Başka bir zaman gitsek olmaz mı? Başka zaman yok oğlum. Yarın gidiyoruz. Yenge. Oradakilerden biri Ömer'i görmemiştir değil mi? Arabayı kullanırken. Evlerin olduğu yer kaza yerine uzak. Hadi. Hadi. Kalk biz de gidelim. Ercan. Arabayı hazırla. Emredersin yenge. Anne, kötüysen sen gelme. Taziye evi kadar acım vardır Meryem. Gideyim ki hezintimi görsün de. Bize de kötü bir laf etmesin. Lütfiye çantamı ver. Hepimiz bu arabayı mı dolaşacağız Meryem? Kapıların önüne lüks arabaları dizmek ayıp olur diye düşündüm Emine Hanım. Haklısın. Düşünemedim birden.
hayatı ya. Tekrar başınız sağ olsun. Eksik olmayın. Biz buraya hem taziye dileklerimizi sunmaya... ...hem de böyle acı bir olaya istemeden sebebiyet veren bir aile olarak affınızı dilemeye geldik. Hoş geldiniz. Dediğiniz gibi çok acı. Evimizin direği yıkıldı. Ocağımız söndü. Allah bağışlasın. İki evladınız mı var? Evet. Allah onlara uzun ömürler versin. Kiminiz kimseniz var mı? Memlekette var. Ama burada kimsemiz yok. O ne biçim laf. Bundan sonra biz burada yok. Bu uşaklar benim torunlarım gibidir bundan böyle. Okumaları da, işleri de, doğumları da benim üstümdedir. Ola ki ben ölürüm. İnşallah. Niçin diyorum inşallah? Sırali ölüm gibisi yoktur dandan. Ben öldüğümde yanım Hatice bu dediklerimi yapmak üzere benim vekilimdir. Başım üstüne teyze. Eksik olmayın. Teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi bir kazadır olmuş. Bizim sizden bir talebimiz yok. O sizin güzelliğiniz. Bize düşen de kötü gün dostluğudur. Bundan böyle gelinim de ben de sizin kardeşinizsiniz. Belli. Çok gururlu bir ailesiniz. Bizden bir talebiniz yok. Ama yarından tezi yok. Gelinim size yeni bir ev, yeni bir mekan ayarlasın. Böylece bizim de gönlümüz rahat etsin. Değil mi gönül? Gelinim hamile. Onu geri çevirmezsiniz diye söyledim. Bizim kardeşimiz hapiste cezasını çekecek. Ama biz de burada vicdanen üzerimize ne düşüyorsa onu yapmak isteriz. Eğer müsaade ederseniz ailenin en küçüğü olarak bu işlerle ben ilgileneyim. Yine bu Yaşar nerede İlyas? Ben nereden bileyim nerede? Dostuyum dedim, bekçisiyim demedim. Her seferinde seni beklemek zorunda mıyız Yaşar? Kusura bakmayın. Yine geç kaldım. Tabii siz o siyah camlı arabalarınıza kurulup dışarıdaki hiçbir şeyi görmediğiniz için
bilmezsiniz. Ben her yük taşıyanı bu kimse sizin hali ne diye sorduğum için gecikiyorum tabii. Ama soruna cevap vereyim Ekrem Bey. Senin beni beklemene gerek yok. Çünkü sen ne söylesen ben hayır diyeceğim için, seni dinlemeyeceğim için beni beklemene gerek yok. Dadaş, hele dadaş kalk seni bir öpeyim ya. Damat, Ateş, sizi de öptüm sayın. Hayırdır dadaş? Niye öpücük dağıtıyorsun? Benim lafım yerde kalmamış, Mürsel yerde kalmış. Ben sizi öpmeyeceğim de kimi öpeceğim? Ha, bir de Ünal Bey'i öpeyim. Sağ ol Yaşar. Kim bilir sokaklardan ne kadar mikrop getirdin. Bu mesafeyi. Ne demek o? Nasıl yerde kalmış? Anlaşılan çekişmeli bir toplantı olacak. Hızır Reis'in olanlardan haberi yok. Şöyle anlatayım Hızır Reis. Sen Mürsel'i fidanlıkta saldıktan sonra eniştesiyle Tipi Ağa adamı takip ettiler. Gündüzden de Ateş'le Ünal Bey'in candan dostu Çorbacı'da tezgahı kurmuşlar. Mürsel çorbasından bir kaşık almış ya da almamış. Bizim kimsesizlerin söylediğine göre Tipi Ağa Mürsel'in boynuna kemendi takıp sürükleye restoranı şöyle bir gezdikten sonra bir kaşık suda boğmuş. Bunlar doğru mu Tipi? Yaşar dostum yalan söylemez. Yani siz bana haber vermeden böyle bir şey mi yaptınız? Ateş. Fikret. Yaptık Hızır. Sana haber vermeye geldik. Bizi dinlemedin. Yanlış yere takıldım Fikret. Önemli olan bizi dinlememesi değil. Bizden gizli düşmanımızı alması, fidanlığa götürmesi. Sonra da hiçbir şey yapmamış gibi serbest bırakması. Takılman gereken nokta bu. Size bir bildiğim var dedim. Eğer bir müşkülünüz varsa hallederim dedim. Ben de kendi müşkülümü kendim hallederim. Sonra da seni dinlemem dedim. Şimdi de dinlemiyorum. Mürsel'in ölümüne niye bu kadar büyük tepki verdiğini bize de anlatır mısın reis? Mürsel'i kullanarak kızımın katilinin ismini buldum. Mürsel dediniz geçen sefer. Şimdi katil başkası mı çıktı? Evet. Kimmiş? Nevzat. Bunu sana Mürsel söyledi. Sen de bunu tartmadan inandın mı Hızır? Tarttım, araştırdım. Ve masanın liderine Nevzat'ın katil olduğunu teyit ettirdim. Evet, doğru. Katil Nevzat. Bilerek de olsa, bilmeyerek de olsa
İsteyerek de olsa, istemeyerek de olsa sorumlusu o. Bütün bunları bildiğin halde işin içine bir de canlarını katıp bunlara Mürsel'imi öldürttün. Evet. Öldürttüm. Çünkü ben bir söz vermiştim ve sözümü tuttum. Ne karşılığında serbest bıraktın Hızır? Öğrenebilir miyiz? Ünal Bey'in bunca zamandır benden sakladığı bilgileri Mürsel'den öğrendim. Yeterli mi Fikret? Bu adam sana bir isim söyledi ve sen de serbest bıraktın. Olabilir. Bırak. Ama adamlar da şahsi husumetinin gereğini yapmış. Yanlış mı biliyorum? Bu Mürsel masada oturmuyordu. Onu öldürmek için birinden izin almama gerek yok yani. Abi, ölmesine üzülmediğimiz birinin arkasından böyle gerilmek bence çok saçma. Konumuz Mürsel değil, konumuz Nevzat. Tamam peki. Gerilmeyelim, üzülmeyelim ve konumuza geri dönelim. Nevzat'ı konuşalım. Şimdi konu niye Nevzat'a geldi? Ben bir şey anlamadım ki. Biz aynı Nevzat'tan mı bahsediyoruz? Bu istihbaratın başındaki Nevzat Çankırı mı? Aynen öyle. Ya bu adam niye böyle bir şey yapsın reis? Ben bu iğrenç masaya geri döneyim diye yapmışmış. Kim diyor bunu? Nevzat'ın adamı. Bir zamanlar şu Özer'in işkence yapıp konuşturmaya çalıştığı adamı. Özer konuşturamamış işkencede. Sen mi konuşturdun reis? Konuşturmuş konuşturmuş. Özer konuşturmuş. Hem de öyle bir konuşturmuş ki adamı kendi adamı yapmış. Bu adam nerede? Mürsel'in yanında. Ekrem Bey. Nasıl bir savaş çıkartmaya çalıştığınızın farkında mısınız? Ha? Madem bu adam böyle bir şeyi itiraf ediyor, Nevzat'ın da yaptığı kesin, bu toplantıda bunları konuşup Nevzat'ın görevden alınması için ilişkilerimizi kullanmamız yeterli olacaktır. Nevzat'ı görevden almaya bizim ilişkilerimiz yetmedi Ekrem Bey. O yüzden bu toplantıda Nevzat'ı da öldüreceğimizi söylemeye geldik. Orada dur bakalım Alparslancı. Orada bir dur. Dur derken? Çünkü bir adım daha atarsanız o adım hepimizin uçurumdan düşmesine sebep olacak bir adım olur. Bunları söyleyen, hiçbir şeyden korkmayan Ekrem Bey. Adına tocu, herkesle ilişkisi iyi, bütün istihbarat servislerinden yardım alan Ekrem Bey. Bu ilişkiler Hızır böyle saçma sapan adımlar atmadığı için kuruldu. Ve bu sayede yürüyorum. Doğrudur. Senin için böyle olabilir. Ama benim geldiğim nokta hainleri, şerefsizleri tek tek öldürüp şerefimle durduğum noktadır. Hızır'cığım. Şerefsizce ölmendense şerefinle ölmeni tercih ederiz. Öyle değil mi arkadaşlar? Buradaki herkes seni ve aileni sever. Ama burası babanın çiftliği değil. Madem Nevzat'ı öldürecektin,
benim emrettiğim zaman öldürseydin. Adam sıradan bir görevliyken yani. Ama sen çıkarların için, masanın lideri olmak için, aileni bu masaya oturtmak için Nevzat'ı kullandın. Gün geldi ben artık yokum dedin. Ben de sana ayrılamazsın dedim. Nevzat da ayrılmaman için yapılmaması gereken bir iş yaptı. Umarım acı içinde ölür. Ama bu ölüm ne senin elinden, ne ailenin elinden, hatta bu masanın elinden olmayacak. Böyle konuştuğunuza göre herkesin fikrini aldınız herhalde Ünal Bey. Almadım. Ama soralım. Sülalece ölmek isteyenler el kaldırsın. Yani Nevzat'ın ölümü için. Sülalem yok. Kimsesizim. Ama birisinin öldürülmesi için el kaldırılması gerekiyorsa hiç çekinmem, elimi kaldırırım. Bu masanın en sevdiğim özelliği bu. İlkokuldayken sizin gibiler örtmenim, örtmenim diye el kaldırırlardı. Benim gibi kimsesizler de önce boynunu bükerdi. Ama sonra kulağımız büküldüğü zaman baş kaldırırdık. O yüzden el kaldırmayı seviyorum. Ölsün o gri Nevzat. Gri Nevzat ölsün. İçinde neyimiz var ki? Hiç bana bakmayın. Ben elimi kaldırmam. Ateşle Fikret'in de kaldırmasına izin vermem. Sen de bana bakma İlyas. İki günlük adama dostum dedin. Telefonlarımıza bakmadın. Yüzümüze bakmadın. Hiçbir şeyden haber vermedin. Şimdi karşımıza geçmiş bizden o istiyorsun. Eylemine ona istiyorsun. Kusura bakma. Ben bu konuda İlker'e katılıyorum. Kusura bakma reis. Biz bu kadar dışlanmayı hak etmedik. Bizim de bir ağırlığımız, bir raconumuz var. Madem önemsizmişiz gibi davranılıyor, bir önemimizin olduğunu göstermek için elimi kaldırmıyorum. Bir kızın olacak, adını da Zeynep koyacaksın ya tipi. Koyma. Burada Zeynep için elini kaldırmadan karşımda durdun. Bundan sonra hep karşımdasın. Ağır konuşuyorsun. Her zamanki gibi. Ama beni dinlemen için düşman olmamız gerekiyorsa sorun yok. Yazıhanenin önünde konuşmadan basıp gitmenden iyidir. İlyas dostum, bu Nevzat'ı öldüremiyor muyuz yani? Öldüreceğiz. Ama anladığım kadarıyla dostum Yaşar, bu masada Nevzat'ın ölümüne el kaldıranlar masa tarafından tanınmayacak.
Nevzat'ı öldürmeye kalkarsanız bunu masaya ihanet sayarız İlyas. Madem oylama yapıldı, hayır kararı çıktı, herkes buna uymak zorunda. İhanet sayılmaz. Nevzat'ı öldürmeye karar verdik, oyladık, kabul olmadı. Biz öldürürüz, ondan sonra da bizi oylarsınız. Dalga mı geçiyorsunuz? Nevzat öldükten, devlet onun için bir tören yaptıktan sonra bu masada kaldırılacak bir tek el olacağını mı sanıyorsun? Seçkin, Nevzat geldi. Hazır olun. Bize niye haber verildi? Efendim, eskiden sizin yanınızda görev yapmış. Böyle bir cinayet olunca da bilmek istersiniz diye düşündüm. Evet. Eskiden benimle çalışıyordu. Meslekten ben attım. Emniyete söyle, bizimle bir alakası yok. Artık kimle ne haltlar karıştırdıysa öldürülmüş. İyi misiniz efendim? İyiymişim, yok. Arabalar anons edilsin. Hemen bütün yollar kesilsin. Gerek yok. Kim olduklarını biliyorum. Gördünüz mü efendim? Hızır'ın adamları. Toplantıda ölümümü oylamışlar. Arkamdan adam yollamışlar. Beceriksiz. Ünal Kaplan'ın mekanını hemen bittiğim yolda. Kapıdakileri alsınlar. Biz de gidip Çakır Beylileri alalım. Emredersiniz efendim. Ben sana söylüyorum. Bu zaferle Seçkin'e güvenmemek lazım. O nasıl ateş etmek? Adam öldürmeye havaya atış mı olur? Biz onu öldüremediysek o bizi öldürmeye gelecek Sermet abi. İndireyim mi seni sağdan? Telefonun çalıyor. Kim arıyor seni? Susarsan konuşacağım. Efendim abla. Hızır, sen Nevzat'ı öldüremeyeceğini anladıysan eğer, her ne kadar ticaretle ilgilenmesen de biz masanın geri kalanıyla biraz ticaret konuşacağız. Hızır Reis, şimdi ben dinlemek istemiyorum diye tavır yapacaksın ama ben bir şeyler anlatmak istiyorum. Bir şeyler duydum. Zannedersen bu Ekrem'in ticaret dediği iş benim duyduğum iş. Seni dinlerim. Sağ ol Reis. Girişte sıkılma. Gelişme bölümü önemli. Ne duydun yine sokak çocuklarında? O sokak çocuklarının hepsi benim gibi. Bir şey demek istiyorsan bana de. Ne diyeceksen de. Yaşar, seni dinliyoruz. O zaman soru cevap şeklinde ilerleyelim. Biz
uyuşturucu işine ne zaman girdik? Ne uyuşturucusu? Senin haberin olmadığını biliyorum İlyas. Masada kimlerin haberi var? Onu merak ediyorum. Allah Allah, biz uyuşturucu işine falan girmedik. Ya son sevkiyatta bir problemle karşılaştık. Paramızı vereceklerken karşılığında toz yollamışlar. Yollamışlar derken? Biz durumu hallettik. Bir daha böyle bir ticaret yapmayacağımızı da söyledik. Ama? Aması şu İlyas dostum. Arkadaşlar eldeki tozu denize dökeceklerine işi paraya dökmeye karar vermişler. Öyle mi Fikret? Evet. İlker'le Ender geldi. Ünal Bey'le Ekrem Bey'in haberi olduğunu söyledi. Ben de eski bir ahbabımı aradım bu tozu alabilir mi alamaz mı diye. Ne yaptın ne yaptın? Türkiye'de satılmaması şartıyla adama malı verdi damatla Ateş. Parayı kurtardık. Parası bulup yerin dibine bassın. Siz kafayı mı yediniz? Nevzat'ı öldürmeye çalışan adam mı bize kafayı mı yediniz diye soruyor. Ünal Bey, bu masanın kuralları var diye bu masada oturuyoruz. Uyuşturucu ticareti yapılan bir masada benim ve ailemin ne işi var? Biz uyuşturucu ticareti yapmıyoruz Hızır. Senin de dediğin gibi bu masanın itibarı var. Masayı kandırdık demeleri daha kötü. Bu bir seferliğine olmuş bir şey. Üstelik ben Türkiye'de satılmaması konusunda garanti aldım. Kimden aldın o garantiyi? Kimmiş bu namuslu uyuşturucu tüccarı? Pudra Hakkı. İsmini duymuşsundur İlyas dostum. Onu ne zaman görsen yüzünün bir tarafı bembeyaz. Kafasını maldan kaldırmadığı için o yüzden Pudra Hakkı. O herifi mi bulaştınız? Bulaşmadık reis. Elimizdekini paraya çevirdik sadece. Reis, benim itirazım Pudra Hakkı'ya değil. Söz verdiyse tutar. Şimdi İlyas dostum diyecek ki nereden biliyorsun? Vallahi o kadar yıldır bu işi yapar bu adam. Bir kere bile ne bizim kimsesizlere mal sattı ne de sattırdı. Abim, mesele Pudra Hakkı denen adamın nereye ne sattığı değil ki. Mesele bizi bu işe bulaştırmaları. Telefonlarınıza cevap verseydiniz fikriniz alınacaktı. Allah, İlker. Bak, böyle bir konuda herhangi bir telefon numarası çevirmene gerek yok. Şimdi benim gözüme bak. Dün, bugün, yarın ben girer miyim bu pis işe? He? Çok net söylüyorum. Aradığın kişiye bir ömür ulaşamazsın. Çünkü o kişi bizde yok. İlyas, abartmayın meseleyi. Bütün ticaretimizin bozulacağı yerde müdahale ettim. Evet, bir prensibimiz vardı. Yapmayacağımız bir iş yaptık. Ama hepimizi bu sıkıntıdan kurtardığım için bana teşekkür etmeniz lazım. Evet. Sana özellikle teşekkür ederiz. Ama bunu karına mutlaka anlat, olur mu? Eminim o da yüzüne tükürerek teşekkür edecektir. Eğer ben bu aileyi çok daha yanlış tanımadıysam. İhsan etmesen de ben teşekkür ediyorum Hızır. Açıkçası böyle bir konuda kimse elini taşın altına koymaz. O yüzden Ateş'le Fikret hepimizin çıkarlarını düşünerek riske girdiler. Ve problemi çözdüler.
Yani demek istiyorsunuz ki bu pudra hakkı bu konuyu dillendirmeyecek. Tekrarını talep etmeyecek. Biz de bu oyuna bir daha gelmeyeceğiz. Ünal'cığım sen de biliyorsun ki ticaret risk demektir. Böyle şeyler olur. Bir daha tekrarlanmaması için ben bütün ilişkilerimi devreye soktum. Bu ticareti bir kez bile yapmış olan insanlarla ben dost olmak istemiyorum. Anladığım kadarıyla ben bu masada istenmiyorum. Ünal Bey, ben bu masadan kalktığım için bir evladımı yitirdim. Şimdi bu masayı bırakabilmem için kimim ölsün istiyorsunuz? Ölümümü mü oyladınız Ünal Bey? Evet Nevzatçığım. Ölümünü oyladık. Ama anlaşılıyor ki çok uzun yaşayacaksın. Ölümüme kimler el kaldırdı? Ailenin dışında bir tek ben. Sebebini demin açıkladığım gibi dayanamıyorum. Adamların beceremedi Hızır. Bizi bu toplantıya çağırıp bu planı mı yaptınızdır? Belli ki haberiniz yok. O zaman benim de sizinle bir problemim yok. Tabii sizin benimle bir probleminiz yoksa. Hele uyuşturucu ticaretine başladığınız şu günlerde. Öyle bir şey yok da Nevzat Bey. Şu silahları indirdi. Masada boş sandalye var. Buyur otur. Bize anlat. Zeynep'in ölümüyle bir ilgin olmadığını. Mürsel'in bir şerefsiz olduğunu. Anlat ki bize inanmıyorsa en azından devlete inanır bazı arkadaşlar. Ben hiç kimseye bir şey anlatma makamında değilim beyler. Ama birilerinin bana kurşun sıkamayacağını anlaması gerekiyor. Üç Çakır Beyliği de alın. Bunu bir güzel anlatalım. Seni dinleyecek birini bulursan oturur anlatırsın. Ya. Gri, ben geliyor muyum, kalıyor muyum? Seninle sonra ilgileneceğim. Ne zaman istersen. Sokaklardayım. Etse neydi? Tamam. Tepkiliyim. Tersim. Ama o kadar yemiş içmişliğimiz var. Ezilmesini istemiyoruz. Benim anlatmak istediğim devlet işte tam da bu. Benim yapabileceğim bir şey yok. Açıkçası ben bu duruma sevindim. Eğer
Nevzat'a bir şey olsaydı bu gidenlerle birlikte olacaktık. Bir daha geri dönmemek üzere. Ceylan Hanım müdahale eder. Değil mi lan İlker? Herkes için çok uzun bir gece olacak. Benim için bile. Yanlış gidiyor araba. Doğru gidiyor efendim. Murat. Neler çeviriyorsun sen? O bir şey çevirmiyor. Emirleri uyguluyor Nevzat. Ellerinizi kaldırın. Silah. Gördüğün gibi Nevzat. Aldatılmak insanın zoruna gidiyor. Sende de biraz insanlık kalmış demek. Hareket ederse sık Murat. Ama öldürme. Daha konuşacak karımız var. Tamam bugün intikam günü de. İnsan kuzenine böyle vurur mu ya? İnandırıcı olsun diye amca. Önemli değil amca. En azından bir konuda inandırıcı. Unutmayın. Bu gece benim gecem, sizin geceniz değil. Anlaştık. Anlaştık da reis. Ben yine anlamadım. Hazır içeri girmişiz. Saklanmışız devletin maskesinin altına. Sıksaydık hepsini. Benim bir maskem yok. Düşmanımın gözünün içine bakmadan ölmesini istemem. Toparladın mı eşyaları? Toparladım annem. Küçük bir çanta yeter. Anne. Ben bu duyguyla nasıl baş edeceğim? Hangi duyguyla? Vicdan azabı. Hem birinin ölmesine sebep oldum. Hem sevdiğim bir insanın benim yüzümden cezaevine girmesine. Ben nasıl normal bir hayat süreceğim anne? Zamanla unutacaksın. Sen unuttun mu? Nasıl baş ediyorsun? Bedelini ödediğimi
öldüreceğimi düşünerek. Devam ediyor yani. Ömrümün sonuna kadar da devam edecek sanırım. Anne. Ben böyle bir hayat yaşamak istemiyorum. Ben de böyle bir hayat yaşamak istemezdim. Eli size yaşatmak hiç istemezdim. O zaman bana böyle bir hayat yaşatma. Murat'cığım böyle bir şey olmadı. Nevzat Bey'i havaalanına bıraktın. Sonra da evine döndüm. Emredersiniz Ceylan Hanım. Bir gün bu hikayenin biteceğini biliyordum. Ama böyle biteceğini düşünmemiştim. Nasıl düşünmüştün Nevzat? Hepimizin arkasından oynadığın oyunlarla daha da yukarılara çıkmayı mı? Olabilir. Ama söylemem gereken tek şey... Zeynep'in ölümüne gerçekten çok üzüldüğümdür. Nevzat. Kes sesini. Yıktın lan, yıktın. Koca bir yuvayı yıktın lan. Hepimizi yıktın. Bütün inancımızı yıktın lan. Amacın abimi geri döndürmektiyse beni vuraydın. He? Alparslan'ı vuraydın. Hızır Ali'yi vuraydın. Hangimiz için geri dönmezdi? He? İntikam için geri dönerdi İlyas. Masaya dönmezdi. Dayımın böyle bir adam yetiştirmiş olduğuna inanamıyorum. Herhalde yaşasaydı kahrından ölürdü. Sizin ailenin en büyük sorunu duygusalsınız. Davut Bey öyle değildi. Vatan için insanlar ölebilir diye bakardı. Evet. Öyle bakardı. Birileri ölebilir. Ama bunlar mücadelenin içindeki insanlarsa, sırf çıkarlarına uyuyor diye masum insanların öldürülmesine vatan için öldü demezdi. Bu da onun zaafıydı. Zaafıydı. Evet. Bana amaç için her şeyi mübahtır öğreten oydu. O yüzden senin yeğeni olduğunu bana söyleme ihtiyacı bile hissetmedi. Sen de ölebilirdin. Ben mücadelenin içindeydim. Hala da içindeyim. Kiminle mücadele ediyorsun şu anda? Sen kiminle mücadele ediyorsun? Örgütçülerle öyle mi? Onları mı temizlemek amacın? Evet, öyle. Temizlemek, yok etmek.
izlerini silmek yani. Bir hata yaptım diye beni hain mi ilan ediyorsunuz Ceylan Hanım? Hani senin bir adamın vardı ya. Ulak mıdır nedir? Mürsel kimsenin bilmediği bir şeyler söyledi bize. Neymiş o İlyas? CIA seninkini devşirmiş. Mürsel mi söyledi bunu? Dedim ya, Mürsel söyledi. Mürsel kimin adamıymış? Bırak lan! O onun adamı, bu bunun adamı. Sen kimsin sen? Ben devlet görevlisiyim Hızır. Ve hain değilim. Hata yapmış olabilirim. Bu şahıs olarak, birey olarak beni bağlar. Seni bağlarsa, bu bir hataysa, karşıma geçip kızını ben öldürdüm. Bir hataydı demen lazımdı. Silahını uzatıp beni ister öldür, ister affet demen lazımdı. Ben devletime hiç kurşun sıkmadım. Belki seni affetmezdim. Ama çekip giderdim buradan. Derdim ki bir hata yapmış. Hain değilmiş. Hadi benden çekindin. Ceylan'a gidebilirdin. Madem pişman oldun, dostlarıma söyleyebilirdin. Bizde dost olmaz. Bizde dost olmadan olmaz. Ama bizde dost dediğimiz bizi aldatırsa, o yaşadığımız hayat yaşamak değildir. Biliyor musun, sen sadece benim kızımı öldürmedin. Bizde devlet babadır. Döver, söver, sever. Ama biliriz ki babadır. Sen bizim babamızı da öldürdün. Zeynep yüzünden seni affederim. Hatadır. Olur. Ama bu ihanet. Çünkü devlet senin de baban. Şimdi gider ayak bu çocuklara bir iyilik yap. Diyordun ya, nasıl bir son düşünmüştün diye. İşte tam da böyle. Sizin ölümünüz benimki kadar kolay olmayacak. Yeah.
Kusura bakmayın. Hain haindir. Nevzat öldü. Çok bile yaşadı. Sen daha gizlenecek misin? Malum. Hava soğuk. Senin gibi bir İstanbul beyefendisine göre değil bu şartlar. Şartları ben belirlediğim sürece hiçbir sorun yok binada. Nevzat öldü. Yılmaz öldü. İkimizin de yanı başındaki hainler yok edildi. Daha neyin peşindesin? Mesele Ekrem'se onu ben hallederim. Mesele onu oraya getirenler. Sen demiyor muydun? Bu adamlar masaya oturduğu ilk anda uyuşturucu işine girmeye hevesliler. Bunların bir tek amacı var. Terörü desteklemek, ülkeyi yok etmek diye. Diyordum. Ve dediğim çıktı. Ekrem masaya uyuşturucuyu soktu. Ama senin şu Hızır, ben artık masada yokum demeye başladı. Başlasın. Dayanamaz o. Nevzat'ı öldürdükten sonra düşmansız durmaya dayanamaz. Biliyorsun, bu Hızır manyak. Şimdi beni kendine düşman yapar. Hala saklayacak mıyım bu planın ikimize ait olduğunu? Sen Hızır'dan korkma. O senin gibi bir düşman bulamayacağı için en son seni öldürür. Sen Alparslan'dan kork. Esas Alparslan'dan sen kork. Senin ölmediğini öğrendiği gün sen öldün demektir. Benden söylemesi. Ünal. Hadi sen artık git. Ha? Sokağın sonunda köşeyi dönerken dikkat et. Orada bir adam var. Seni soyar. Hadsiz. Beni aldatacak. Beni dolandıracak, beni soyacak adam daha anasının karnından doğmadı. Buna sen de dahisin Davut.
Babacığım hadi kalk. Babacığım hadi, herkes seni bekliyor aşağıda. Kahvaltıya. Bugün ne günlerden? Bilmem. Babacığım sen kötü bir rüya falan mı gördün? Evleniyordum rüyanda, ha? Yok, 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 yok. Sen evlen, evlen. Kim ne istiyorsan onu evlen. Kime ne istiyorsan onu evlen. Yeter ki sen benim yanımdan ayrılma kızım. Ben hiç evlenmeyeceğim. Seni de hiç yalnız bırakmayacağım. Söz mü kız? Söz. Hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Kızım dur, elimi yüzümü yıkasaydım dur. Ya ben öptüm işte, tertemiz oldum. Dur kız, dur. Meryem. Hayatımın en kötü kabusunu gördüm Meryem. Ben onu her gün görüyorum. Kezremediği sanırım. Kim diyeceğim anne? Ömer. Efendim baba. Sen kaç yaşındasın? Sana kaç lazım baba? Bak ya. Abi sen iyi misin? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Babacığım, biz Ömer'le konuştuk. Diyoruz ki tatile birlikte gidelim. Olmaz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Gözümün önünden hiçbir yere ayrılamazsınız. E bunu konuştuk seninle, izin verdin çocuklara. Vazgeçtim. Hiçbir yere gitmeyecekler.
Nereye giderlerse ben de gideceğim. Bizimle birlikte mi? Nereye giderseniz. Merak etmeyin, kesin son anda bir işin çıkar gelemez. Ama ben sizinle gelebilirim. Kızım bana söz verdi, beni hiç yalnız bırakmayacak, değil mi kızım? Kuşağım, dünya yalan dünya. Sen düşmüşsün bir sözüm peşine. Ana ben düşmüşüm çocuklarımın peşine. Düşme peşlerine. Ben zamanında düştüm. O gün bugündür kalkamadım. Hadi kalk. Hadi. Nereye kalk? Hadi kalk. Hadi kalk. Hızır. Hadi kalk. Hızır. Nereye kalk? Zeynep nerede? Meryem, Zeynep nerede? Gitti ya Hızır. Sözü var. Beni bırakıp gitmeyecekti. Seni hiç bırakmayacağım dedi. Mutlu muydu? Çok mutluydu. Hepimiz çok mutluyduk. Eski günlerdeki gibi. Yine öyle olacağız Hızır. Kızımız burada. Bizimle. Oğlunu vedalaşacaksın.
Seni böyle görürse dayanamaz. Ben artık hiç kimseyle vedalaşmak istemiyorum Meryem. Bazen istemediğimiz şeyleri de yapmak zorunda kalıyoruz. Hadi. Herkes seni bekliyor. Meryem lan Ömer'i gittikleri yerde rahat ettirebileceğimi sanırım. Onlar rahat eder de Hızır rahat edebilecek mi burada? Edemez. Nereye edecek? Hürşit, bu sefer iyi bağladın değil mi Demir Memir? İlyas, ilk defa mı dereye ceset atarım? Bu sefer dere değil. Akıntı var orada. Boğazdan gider. Orada bir yerde kıyıya vurur. Dikkat. Vurmaz. Zincire doladım. Zinciri demire bağladım. Demir dedim hal kafan kadar. Ağırlığını demir. Çapını derim. Seni başlarım senin çapına. O bir yerden çıksın ben o zaman göreceğim seni. Bence o zaman kimse kimseyi göremez İlyas. Amca. Sofra hazır. Ömer. İyi misin? İyiyim. Ben bu çocuk zor toparlar diyordum ama hayret. Kasıyor kendini amca. Yurt dışına çıksın yıkılır. Ömer'in işi çok zor. Her yalan bir ara ortaya çıkar. Amca, geçelim mi içeri? Ben kapının önüne gidiyorum. Ercan'ın yanına. Günaydın baba. Bir defa mı gördün rüyamda? Yani. Yazık sağ uşağım. Yani yazık bana. Babaannem. Babamı rüyamda görüyor musun? Gözümü kapattığım anda gözümün önüne gelir. Benim öyle olsaydı gözüm kapalı dolaşırdım. İlk gittiğimizde ben de Hızır'ı hep rüyamda görüyordum. Dur.
Durdun sofrayı başımıza yıktın. Meğer Hızır Ali'ye hamileymişim. Hep rüyamda benim adım ne deyip duruyordu. Ben de Maviş dedikçe Hızır diyordu. İşte bunun üstünden tam 25 yıl geçti. Rüyaların gerçek oldu. Şimdi doya doya bak. Bakıyorum zaten. Müsaadenle. Şimdilik müsaade sizin. Hazır konu bize gelmişken. Size derken? Selda ile bana. Konunun Selda'ya falan geldiği yok. İşin açıkçası Hızır Ali, seni çok da dinleyesimiz de yok. Öyle değil mi işte? Tabii. Bu bir veda kahvaltısı. Burada konu sadece Ömer'le Meryem yengemin aramızdan ayrılması olmalı. Öyle değil mi Atçem? Valla burada kimse vedalaşmak da istemiyor. Bu konuyu konuşmak da. Zaten en kısa zamanda Merve ile de yanınıza geleceğiz. İyi düşünmüşsün karım. Gideriz. Merve ile dedim, Merve ile. O zaman ben herkese bir müjde vereyim. Hızır Ali abiyle Selda abla evlenmişler. Ne? Ne yaptınız siz çocuğum? Evlendik anne. Resmi nikahla. Yani buradaki kimsenin haberi olmadı. Yok. Köy nikahı kıydık. Fidanlıktaki muhtarlıkta. Neden? Biz düşündük de... Siz bir aradayken düşünebiliyorsunuz yani. Babacığım bir izah edeyim ben. Ne dedi? Babacığım dedi. Birisi bana bu durumu izah edecek mi? Baba müsaadenle ben izah edeyim. Biz dedik ki... evlenince iki ailenin gücü birleşir. Yarın öbür gün şeyden ötürü üstümüze gelirse. Şey ne? Şey. Amca, isim vermezse daha iyi. Bundan babanın haberi var mı Selda'cığım? Yok. İlk defa sizinle paylaştık. Daha demin de Merve'ye söyledim. Ama buradan kalkınca hemen babamın elini öpmeye gideceğiz. Niye zahmet ettiniz? Biz gelirdik elinizi öpmeye. Kardeşim gidiyor. Meryem annem gidiyor diye biz mutlu bir haber vermek istemiştik ama... canınızı mı sıktık? Yine bu mevzuyu benim toparlamam gerekiyor anladığım kadarıyla. Biz sizin mutlu olmanızı çok isteriz. Sen babanı geç tanıdığın için, annen de hiç tanımadığı için sana anlatamamış belli ki. Hızır gizli iş çevrilmesini sevmez. Bu
Dünyanın en güzel sürprizi de olsa, en berbat haberi de olsa. Sevmem. Reis haber ver, polis gelmiş diye. Niye gelmiş? Ne diyeyim? O bilir. Hızır. Sürprizleri sevmez. İyi ya da kötü. Şimdi bu en kötü olanı. Sen polislerle konuşmadan önce... oğlum sana bir şey söyleyecek. Baba. Teslim oluyorum. Sen azabıyla yaşayacağını, ömrünün bir kısmında cezaevinde olacak. Eşkıya dünyaya anam, hükümdar olmaz.
500 atlı yine kestiler yolu. Eşkıya dünyaya yanağım, hükümdar ol.